Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz bugün? Deltoid yapıyoruz. Tabi nedir deltoid? Önce deltoidin ne olduğunu söylememiz lazım. Deltoid karşılıklı olarak iki tane ikiz kenar üçgenin yapıştırılmışıdır arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın şurası dik olacak. Şunlar eşit. Şunlar eşit. Şununla şu açı aynı. Bununla da bu açı aynı. Şunlar aynı mıdır? Hayır. İki tane ikiz kenar üçgen karşılıklı olarak burada yapıştırılmıştır. Tabii ki şu alfa ise şu alfa olur. Bu teta ise bu da teta olur. Ama alfa ile teta eşit olabilir olmayabilir. Deltoid böyle bir şekil. İki tane ikiz kenar üçgenin karşılıklı yapıştırılmışı. Bununla bu bakın aynı geliyor. Görüyorsunuz zaten gördünüz. Şurası 100 derece ise bu soruda şimdi o zaman ne olması lazım? Bu tarafında 100 derece olması lazım. O zaman şurası kaç derece olması lazım? 60 derece olması lazım. Burası 40 derece ise burasının da kaç derece olması lazım? 40 derece. Neden? Şu yuvarlak, bu yuvarlak eşit verilmiş. O yüzden başka bir sebebi yok. Şimdi bu deltoidin iç açıları toplamı kaç derece olması lazım? Dörtgen olduğu için hepimiz biliyoruz ki bunun 360 derece olması lazım. 100 burası, 100 de burası. 200, 240. 240'ını çıkartıyoruz. Buradan ne kalıyor? 120 derece. X açısı demek ki nedir? 120 derecedir görüyorsunuz gayet net ve rahat bir şekilde çözülen bir soru oldu. ABCD deltoidinin çevresi kaçtır? Şimdi bunun deltoid olduğunu biliyorsam, şunun da şunun eşit olduğunu biliyorsam, bununla bunun eşit olduğunu bilirim. Burası 90 derece verilmiş görüyoruz. O zaman buranın da 90 derece olduğunu bilirim. Burası 4 ise buranın da 4 olduğunu bilirim. Şuraya da K kadar dersem şuradan ne yapabilirim? Öklit teoremini uygulayabilirim. Şimdi ne oldu? 4'ün karesi eşittir. K çarpı 8 oldu. 16, 8. O zaman K eşittir kaç? 2. 16 eşittir 8 K ise K'nın 2 olduğunu da buradan görmüş oldum. Şimdi burası 2 kadarsa, burası da dikse 2, 4. Buradan Pisagor yapıp burayı bulabilirim. Buraya X dedim. Nedir? 4'ün karesi artı 2'nin karesi X'in karesine eşit. 16 artı 4 x'in karesi 20 eşittir x'in karesi x eşittir 2 kök 5. Bunu hepimiz biliyoruz. Pisagor yapmayı. Buradan Pisagor yaptık. Zaten şunu da öğrenmiştik daha önce. Defalarca söyledik. Burası K. Burası 2K ise burası K kök 5'tir. 4 8 ise burası da 4 kök 5'tir. Çevreye bakalım. 2 kök 5 ile 4 kök 5. 6 kök 5. 6 kök 5 de bu taraf olur. Ne yapar? 12 kök 5. Evet. Ellerinizden öper. Lokum. Bu da çözüldü. Evet. Burada ne var? Burada A, A de, dememişiz ama deltoid işliyoruz yani. Hepsine de deltoid deltoid diye yazmamışım ben. Bu da deltoid yani. Artık söyleyip durmayalım. Şimdi burada AB ile AD eşitmiş. Yani burasıyla burası eşitmiş. BC ile de burada DC eşitmiş. Şimdi deltoid dediğimiz bu zerzavat buradan şöyle çektiğimiz zaman muhteşem bir şey görüyorsunuz. Burası da ne oldu? Şöyle eşit oldu. Şimdi bu kenar ortay, bu kenar ortay. Burası neresi? Bil bakalım. Neresi? Bildin. Kenar ortayların kesim noktası nedir? Ağırlık merkezidir. 3 oldu. Bak bu kenar ortay, bu da kenar ortay. Bu da DCB üçgeninin ağırlık merkezi. 12 ise burası da 6 oldu. FK'nın değeri kaçtır? 9'dur. Mesela şunu şuradan şöyle çektim diyelim ki. Bakın 1'e 2, 1'e 2 benzerlik Bakın bu da buna paralel oldu. Ne oldu şimdi? Bu kaça kaç? Bu 1'e 2. Şimdi neyi merak ettim biliyor musun bunu çözerken? Mesela burada df'nin fe'ye oranı. df bölü fe sorulsaydı ne olurdu? Şimdi merak. Enteresan bir duygu. Şimdi burası 1'e 2. Şurası 6, 12, 18. 6, 3 daha 9, 27. Burası 27'nin yarısı. Doğru mu arkadaş? Bence doğru. Şimdi burası DF. DF'nin DE'ye oranı. Bakın 9'un 27 bölü oranı. Ne oldu şimdi? DF bölü DE 2 çarpı 9 bölü 27 bunlar gitti. 3, 2 bölü 3 bak. DF, DE. DF 2M'ye kadarsa DE 3M'ye kadar olacak. Demek ki burası M, burası da 2M. Gördün mü? Buradan da görülebiliyormuş yani. Ağırlık merkezi olduğunu fark etmezsem buradan da M'ye 2M olduğu görülebiliyormuş. Demek ki buradan da 1'e 2 olduğu görülebilir. Yani niye böyle fantastik şeyler geliyor aklıma? Niye böyle şeyler yapıyorum bilmiyorum. Yani hiç de gerek yok aslında ağırlık merkezi olduğunu gördün. Yürü git işte oradan yani ne yapacaksın sen? EF 10. Bakalım şurası 10. Bir şey yaparken başka bir şey onu yaparken başka bir şey geliyor aklımıza. AC 16. Buranın tamamı da 16. Tabi bu da deltoid. Bunu söylemeyi unutmuşuz ama. Tabi söylemeyelim artık dedik ya. DC ile BC. A söylemişiz. AB ile AD eşit. Bak AD ile AB eşit. DC ile de BC eşit. Bununla da bu eşit. Tabii deltoid olduğu garanti oldu artık. Şimdi burada ne yapmak istiyoruz biz? Burada alan ABCD'yi bulmak istiyoruz. Bütün dörtgenlerde olduğu gibi ben şuranın da orta noktasını seçsem, şöyle çeksem. Burayı da böyle çeksem. Böyle eğleniyorum tabii ki. Şimdi bunun köşegenleri dik kesiştiği için, şunu çektiğimizde burası dik kesiştiği için Burası da dik kesişti. Bu 1'e 2, bu da 1'e 2 olduğu için bu buna paralel oldu. Burası dik oldu, bu dik oldu. Değil mi arkadaş? Evet şu arkadaşımız dikdörtgen oldu bakın. Normalde herhangi bir dörtgende bu kenar orta noktaları birleştirdiğimizde ortadaki paralel kenar oluyordu. Onu daha önceki tecrübelerimizden biliyoruz. Şöyle, 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 şöyle orta noktaları birleştirdiğimizde şu arkadaşın paralel kenar olduğunu S1, S2, S3, S4 hatta S2 artı S4'ün S1 artı S3'e eşit olduğunu buranın da S1, S2, S3, S4 olduğunu daha önceki videolarda görmüştük. Tabii hangi kaynağı açsanız da zaten görürsünüz de biz bunun orada ispatını da yapmıştık dörtgende. Merak eden açıp bakabilir. Şimdi AC 16, şurası 16, şurası o zaman 8 oldu. Şurası 10, şurası 8 ise bu da dikdörtgen oldu zaten. Şurası kaç oldu? 6. 6 kere 8, 48. Buranın alanı 24. Buranın alanı 24. 24, 24 burası toplamda 48. Alan ABC'de ne oldu? 96 şuradaki dikdörtgenin iki katı. Zaten onun iki katı olduğunu daha önceki tecrübelerimizden biz biliyoruz demiştik. Bunu da böyle salla gitsin. Evet geldik buna. Ne diyor? A, D, e, B, deltoid. İnşallah verilerde bir hata yapmamışızdır. Şimdi burası 6, burası 12. Deltoid olduğunu görünce karşılıklı iki tane ikiz olduğunu bildim. Heh, Çizemedim ama. Çizebileydim iyiydi. Buralar açı ortay. Şimdi şu BAC üçgenine bakalım. 12'nin 6'ya oranı. 12 bölü 6. 12 artı x bölü 8. Açıortay ortay teoremi uyguluyorum. 12 artı x bölü 8. Bu ne oldu? 2. 16 eşittir. 12 artı x oldu. x eşittir. Kaç oldu? 4. Bu da gayet rahat çözülen bir soru oldu. Bunu da yolladık. ABD'nin şuradaki arkadaşımızın BD'ye göre simetriyi öbür tarafa katlanmış olan şu arkadaşımız. Zaten simetriyi ya da yansıması diyorlar şimdilerde. Bu bunun katlanmışıdır. Şuraya alfa dersek şuraya da alfa deriz. Buraya teta dedik. Alfa artı teta. Burası da alfa artı teta. Şimdi bu katlandığı için burası da alfa artı teta. Bakın şurası alfa artı teta olunca şuraya da alfa artı teta yazdım iç ters açıp burası alfa artı teta katlandı bu 4 buraya geldi bu 12 buraya geldi Vallahi bilmiyorum neler yapıyoruz bir şeyler yapıyoruz ama hadi bakalım hayırlısı buraya da x kadar diyelim şimdi bd ne kadardır bir dakika ha, neyi görmem gerekiyor göremedim bir şeyleri göremedim hemen bir daha bakayım bir konsantre ol alfa artı teta alfa artı teta evet şunu gördüm şimdi x artı 4'ün 12 ile aynı olduğunu görmüş oldum o zaman x artı 4'ün 12 olduğunu görünce x'in 8 olduğunu bir anda algıladım. Evet hadi bakalım. x eşittir 8. Valla mis oldu bu şimdi. Biz neyi bulacaktık? BD'yi. BD neresi? Şurası. Orayı nereden bulacağım peki ben? Orayı bulmanın da bir yolunu bulmam lazım değil mi? Bulurum. Niye bulmayayım ki? Şimdi. Şurası 8. 12, 12, 4. Burada bir tane ikizkenar üçgen var. Evet arkadaşlar duraksıyorum o sırada aklıma aslında tamamen farklı şeyler geliyor. Tamam onu mu yapayım bunu mu yapayım derken bir anda öyle bir duruyorum. Aklıma gelen şeylere bir anda engel olamayabiliyorum kusura bakmayın. Acaba bunu da söylesem mi diye bir heyecan duyuyorum yani. Bakın burası D noktası B noktası burası neydi? şöyleydi katlanınca. Bu zıkkım buradan buraya katlanmıştı. Burası 4, burası 12. Yani ne yapıyoruz biz burada ya arkadaş? Burası da C. Tamam şunu bulacağız biz. Şöyle şurası. Yani 12, 4 şuradan şu yüksekliğe geçiş yapabilirim. Yaparım, yapıyorum, yaptım. 12'nin karesi eksi 4'ün karesi H'nin karesi. 12 eksi 4 2 kare farkı yapayım. 8 12 artı 4 16 eşittir H kare. H kare eşittir 80 6 kere 8 48 128 Evet. Burada belamızı bulduk galiba. Burası da 8. X'in karesi 128. Yani H'nin karesi artı. 8'in karesi. Bu da 128 artı 64. 180, 192 mi oluyor? 180 120, 180, 188, 192. 192 dörde bölünüyor mu? 4 kere 4, 16. 32. 4 kere 8, 32. Bir daha dörde bölünüyor 12. Yani niye bölüyorum ki? 16'ya böl. 3. Yani 192'nin karekökü lazım bana. Bu da 16 3, 64 çarpı 3'ün kareköküymiş aslında. 8 kök 3. Evet. Çok çirkin. Çok çirkin. Çok çirkin. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Hocam hem soruyu sen yazıyorsun hem beğenmiyorum. beğenmiyorum arkadaşım. Kendim ben yazdım ama beğenmedim. Bu hiç hoş değil. Çok çirkin. Çok çirkin. Çok çirkin. Pek çirkin. Çok çirkin. Pek bir çirkin. Evet. Şimdi deltoidin alanı. Ne halt yiyeceğiz şimdi? Şuraya x. Demek ki buraya bir şey vermişim. Ben beğenmemişim bunu. Vazgeçmişim sonradan. Şimdi ne yapalım? Diki gördük. Çekelim bunu. <laughs> 6 kök 2. Şurası x artı 4. Burası da x artı 4. Konuşmaktan artık boğazımız ağrıyor. Şuradan pisagor yapıp şu h'yi bulalım. H kare kalemimiz de bitiyor dayan koçum. H kare eşittir. 6 kök 2'nin karesi eksi 4'ün karesi. 36 çarpı 2 72. 36 çarpı 2 doğru doğru. Eksi 16. 72 eksi 16 ne yaptı? 56. 56 66 72. H'nin karesi 56. Şuradan bir daha Pisagor yapacağım. X kare artı H kare eşittir. X artı 4'ün karesi. Sıkıldım Pisagor yapmaktan. X kare artı H kare x artı 8 x artı 16 bunlar gitti ben sıkıldım ama siz sıkılmayın çalışın 56 eşittir 8 x artı 16 bunu bu tarafa attım 40 eşittir 8 x x eşittir 5 x'i 5 bulduktan sonra gerisi tırışka 6 kere 6 36 şu üçgenin alanı 18 x'i 5 bulduk evet çok çirkin bir şey çıktı ne yazık ki burası 7 kere 8 56 56'nın karekökü şu haşi bulmak istiyorum bu 7 çarpı 8'in karekökü. Bu da 2 kök 14. Bu 4 kere 2 diye ayrılıyor. Yani. 2 kök 14. Şurası 2 kök 14. Yani 5, 4, 9. Şu üçgenin alanı 9 çarpı 2 kök 14 bölü 2. Bu 9 kök 14. Burası da 18. Alan bu. Ya yürü git oradan ya. Bunu niye sormuşum ki ben? Kenarı sorsaydım daha iyiydi. Değil mi? Kenarı sor. Her şeyi de sorma arkadaşım ya. Evet, burada neler oluyor? Bakalım burada neler oluyor. Değişik bir işler oluyor. Çok enteresan. Sekizinci soru. Nori. Şimdi bu deltoid olduğunu görüyoruz. 20 20 15 15. Burası da dik. Evet, zaten bayağı bir verileri çizmişim, yazmışım, değiştirmişim, çizmişim, yazmışım. Herhalde burada travma mı geçirdim ne olduysa. Burası dik. Burası dik. Burası kaçtı ya? 15'e 20. Pek bir çirkin, çok bir çirkin. Evet ben de çirkin çizdim. İyice çirkin oldu. Hepsi birbirinden çirkin oldu. 15-20. Şurası da dik. Buradan sonra ne yapıyoruz? Burada 10-10 yapıyoruz. A, B, K, D. A, B, K, D. Evet burada. A burası. B burası. Buradan kenar ortay. Buradan da kenar ortay şöyle K'da burası. Demek ki burası A alan, A alan, A alan, A alan, A A. Değil mi? Buradan da başka bir şey yok. Tamam. Şimdi şuranın alanını bulmak kolay. 15 20 25. Bunu biliyorum. 3 4 5 üçgeni yani. Şurası 15, burası 20. Şurası 25. Bakın burası alfa. Bunu 68.927.333 kere anlattım. Burası teta, burası alfa. Şimdi 15 20 25 3 4 5 üçgeni alfa'dan baktığımda 3'ü görüyorum. Bu da o zaman 3 4 5 üçgeni olacağı için bak. 3 4 5 ise bu alfa'dan 3 4 5 olacak. 5 15 olduysa bu da 9 12 15. 9 25 burası 16 bak. 12 16 20. Bunu üçgenlerde zaten anlatmıştık. O zaman şurası 9, burası 12. Burası da 12. 9 çarpı 6. Buranın alanı 54. Buranın alanı 54. Gayet hoş. Şimdi buranın alanı kaç? Buranın alanı şu üçgenin alanının 6'da biri. 12, 16. Şuranın alanı 3A kadar. 3A'lık alan 16 çarpı 12 bölü 2. Bak şurası, şurası, şurası. Şimdi 3 ile 12'yi götürdüm 4. 2 ile 4'ü götürdüm 2. A alanı 32. 32 burası. 32 de burası. 54 artı 54 artı 32 artı 32 ne oldu? 50, 80, 84, 86. 86'dan 2 tane var. 172. Evet. Çözülüyor. Çözülmüyor değil. Gayet de tatlı çözülüyor. Bir şey olmuyor. Tatlı tatlı gidiyor. 8. Bakalım. 9. Burada delta 7 görüyorum. Delta idi görüyorum, AC'yi 8 vermişim, burası 8, BC 12, burası 12, AB de 10. Eyi ben bunu buradan böyle çekeyim. Bu şöyle, müthiş, mis gibi bir ne oldu Açı ortay oldu. 8'e burası 4'e böl 2k, bunu da 4'e böl 3k, 5k olan yer, 10 olmuş. O zaman k eşittir 2, 3k olan yer lazım bize, 3 kere 2, 6. Evet. Bu da çözüldü. Başka yerlerde sorulabilirdi. Sorulmadı. ABCD deltoid. Şurası şurası eşit. Burası burası eşit. Orta noktaları şöyle birleştirirsem. Burada dikdörtgen elde edeceğimdir. EK zaten 4'müş. EF de kaçmış. 8. O zaman burası 30 derece. Burası 4 kök 3. 4 kere 4 16. Buranın alanı 8 kök 3. Burası da 8 kök 3, 8, 8, 16, 32 kök 3. Bu da, bu da gitti. Mis gibi bir soruyla karşılaştık. 11. soru ne söylüyor? Burada A açısı 90 dereceden büyük. Yani bir yerlerden dik indireceğiz de bir şeyler mi olacak acaba? Alan ABC'de 16 kök 5. Nereden indireyim? Kök 5'li olduğuna göre şunu uzatıp buradan indireyim. Herhalde daha tatlı olur. Alan 16 kök 5 ise burası 8 kök 5. Buraya da h diyelim. 4 kök 5 çarpı h bölü 2 eşittir. 8 kök 5. Şuradan şu kök 5'i ve bu kök 5'i götürelim. 4'ü 2'ye böldüm. h eşittir. Ne oluyor? 2 h eşittir 8. Söylediğimde aklımdan geçen aynı olmadı bir an. Bir kriz anı oluştu. h 4. Şuradaki h 4. Biz nereyi bulacaktık? Şurayı bulacaktık. Burası 4. Burası 6. 36'dan 16'yı çıkarırsam 20. Pisagor yapıyorum. 20, 4 kere 5. Burası da 2 kök 5. Burası 6 kök 5. Burası 4. Şuradan güzel bir Pisagor gider. BD'nin karesi 6 kök 5'in karesi artı 4'ün karesi 36 çarpı 5 artı 16. 155 kere 6, 30, 180 artı 16, 196. Şimdi 196'nın Kare kökü lazım. Tabi bu bölme işleminde bayağı bir zayıfım ben. 196, 4. Ne olacak? 4 kere 4, 16. 3, 6. 4 kere 9, 49. Bu 49 çarpı 4'müş. Bazıları ezbere biliyor olabilir. 7 çarpı 2, 14'ün karesiymiş. Yazık bana. Evet. 12. soru. Bakıyorum ne oluyor? Vallahi bir şey söyleyeyim mi arkadaş? Benim bunu buradan böyle bölesim geldi. Şaka maka değil. Böyle. Nasılsa bu deltoid ortadan şunu yardır gitsin canım. Böyle gitsin. Ne işimiz var. Bunu da böyle mi edelim. Yapalım ya. Bunu da böyle böleyim. Burası tepe noktası oldu. Yani şurası. Şununla şu aynı. Bu altıysa bu da altı. Bakın bu 3K. Buraya bakın. Kapat. 3K'ya K. 3K'ya 12. 3 kere 4 12 demek ki burası 4. Gördünüz mü? O zaman 6 4 10. Bu da 10. Bu 6 bu da 6. Bunun aynısı bu. Alan d Zaten biz niye bunu hesapladık ki ya? 6 10 16. Hepsi 32. Evet arkadaşlar. Deltoid meselesi mevzusu da budur. Geçmiş olsun hepimize. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Hadi bakalım, kolay gelsin.